bizleri ekranları başından takip eden değerli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta ülkemizin ve partimizin kurucu önderi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüydü. Sizin aracılığınızla bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk milleti genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle gerek anıt kabirde gerekse dolma bahçede Atatürk'e bağlılığını bir kez daha gösterdi. 29 Ekim'de meydanları dolduran milyonlar 10 Kasım sabahı da arabalarını durdurup siren sesleri arasında büyük önderimizi hak ettiği gibi dimdik ayakta selamlamış ve anmıştır. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 5 Kasım tarihlerinde 38. olağan kurultayımızı gerçekleştirdik. Kurultayımız pek çok siyasi partiye örnek teşkil edecek şekilde bir demokrasi şöleni şeklinde geçti. Demokrasiyi tabandan tavana özümsemiş bir parti olarak delegelerimizin oylarıyla 8. genel başkanımızı, parti meclisimizi Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi seçtik. Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçimlerinde de yine eşit temsil esasına uyuldu. Yedinci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ülkemize ve partimize önemli kazanımlar sağladı. Kendisine hem partimiz hem şahsım hem de ülkem adına bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Kendisi adalet için verdiği büyük mücadeleyle demokrasiye bağlılığıyla Cumhuriyet Halk Partisini toplumun tüm kesimleriyle buluşturmaya dönük adımlarıyla ve özellikle 2019 yerel seçimlerinde başarıya ulaşan birleştirici politikalarıyla her zaman gönüllerimizdeki kıymetli yerini koruyacaktır. 8. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlığında cumartesi günü İlk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda 24 kişilik merkez yönetim kurulumuz belirlendi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel merkez yönetim kurulundaki görev dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Merkez yönetim kurulumuz idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla gölge kabine dediğimiz mevcut hükümet sistemine karşılık gelen genel başkan yardımcılarından oluşuyor. Bu kısmı biraz açacak olursak idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarımız ağırlıklı olarak parti yönetimiyle gölge kabine dediğimiz yapıysa dünyada sol sosyal demokrat partilerde olduğu gibi ilgili bakanlıkları takip eden, denetleyen ve gerektiği takdirde yapıcı muhalefet yapan, siyaset üreten bir yapı. Şunun altını çizmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan kabinesinde 18 bakandan yalnız 17'si erkek, 18 bakandan 17'si erkek, yalnız bir kadın bakan var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MK'sında yer alan 18 gölge bakanın 9'u kadın, 9'u erkek. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yönetmeye, sorunları bir bir çözmeye talip bir parti. Kadın erkek eşitliğindeki hassasiyetimiz tamamı alanında uzman kişilerden oluşan yetkin, genç, dinamik, inançlı ve kararlı kadrolarımızda bunun en somut göstergesi. Değerli arkadaşlar, bugün ilk MYK toplantımıza Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sunumuyla başladık. Elbette ki ülke gündemine dair değerlendirmelerimiz oldu. Bunun yanında Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak partimizin izleyeceği yol ve yöntemleri de konuştuk. Bugün MYK'da İsrail Filistin meselesi de görüşüldü. Bu konuyla ilgili birazdan detaylı açıklamalar yapacağım. Ancak yeri gelmişken bir hususu paylaşmak istiyorum. Genel Başkanımız kurultay sürecinde etkili bir dış politika izleyeceğimizi söylemişti. Acil bir başka gündem çıkmaz ise Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk yurt dışı gezisini, ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ikincisini ise Can Azerbaycan'a gerçekleştirmeyi düşünüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki süreçte bütün açıklığımız ve samimiyetle halkımızın çok daha fazla yanında olacağız. Sayın Genel Başkanımız söz verdiği gibi dün depremin yıktığı, acılarla ve kayıplarla yoğrulan Hatay'daydı. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim şahsi meselemdir sözünü bir kez daha hatırlattı. Son genel başkan olarak ben de diyorum ki bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir diyerek Hatay'ın sorunlarına bir bir çözülmesi için büyük çaba sarf edeceğinin mesajını verdi. Biz de tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak ilk ve son genel başkanlarımızın dediği gibi Hatay'ın şahsi meselemiz olduğunu bir kez daha bu kürsüden vurguluyoruz. Türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bu kadim kentin yaralarının bir bir sarıldığı, tüm zenginliklerinin korunduğu ve insanlarımızın güven içerisinde barınabilecekleri konutların yapıldığı bir süreci hep birlikte hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Hatay halkının yanında olmaya, onlara verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Ülkemizde nerede bir sorun varsa Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımızı orada göreceğinizden şüpheniz olmasın. Sivil toplumun, sendikaların, gençlerin, kadınların, öğrencilerin, eğitimcilerin, sağlık çalışanlarının, işçinin, emeklinin, memurun, esnafın kısacası tüm halkımızın yanında olacağız. Öncülük yapmamız istenen alanlarda asla geri, geri durmayacağız. Demokrasi ve hukuk çerçevesinde yapılan ve destek beklenen her eylemde de destek bekleyenlerin yanında olacağız. Egemenlik yetkisini milletimiz adına kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani milletimizin kısıtlanan yetkileri için şeffaflık ve hesap sorulabilirlik için çalışacağız. Ekonomiyi gündemden düşürmek için çaba harcayan iktidara karşı hayat pahalılığını, yüksek enflasyonu, her hafta artan fiyatları, 8 liraya yükselen ekmeği konuşacağız, konuşturacağız. KYK'lardaki sorunları konuşacağız. Devletin yurtlarındaki durum içler acısı. Sosyal devlet tamamen yok edilmiş durumda. Çocuklarımız, gençlerimiz tarikatların kucağına itiliyor. Beslenmeden anladıkları kurtlu yemekler. Barınmadan anladıkları çocukları yer yataklarına mahkum etmekten ibaret. Güvenlikten anladıkları ise kontrol edilmeyen, bakımı yapılmayan ve evlatlarımızın canına mal olan asansörler. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı toplumun tüm kesimlerini eziyor ve zorluyor. Bunu ilerleyen günlerde daha çok konuşacağız. Ancak şu anda şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Emekli çiftçilerimizin ÇKS sistemine kayıt olanlara ödenecek olan 5 bin liralık ikramiyeden mahrum bırakılmaları dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Çiftçilerimiz girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu ücretlerin, bu ikramiyelerin verilmesi Onlara az da olsa nefes aldıracaktır. İç politikada cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışmayacak böyle konularla uğraşırken dış politikamızda ne yazık ki bundan farklı değil. Orta Doğu'da yanı başımızda bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 11 bini arttı. 11 bini aştı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bu ölümlerin %74'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Binlerce çocuk can verdi. Hastaneler, ambulanslar, mülteci kampları hedef alınıyor. Evler vuruluyor, siviller hayatını kaybediyor. Bu saldırıların durdurulması için tavır almak herkesin insanlık görevidir. Ancak bu saldırıların Hamas'ın bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerekir. Diğer yandan Batı dünyası sivil ölümlerini görmezden gelmekte ve sadece İsrail'in tek taraflı söylemlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu durumu asla kabul edilemez. Batılı devletler İsrail'i koruyup kollarken Türkiye'deki tek adam dış politikayı iç politika malzemesi yapabilmek için din ve mezhep odaklı bir hale getirdiğinden ülkemiz dünyada ve bölgede etkisizleşmiş durumda. Uluslararası bir sorunda ara bulucu ya da garantör olmak isteyen bir ülkenin tüm taraflarla uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde iyi ilişkilere sahip olması gerekir. Oysaki Erdoğan yönetimi uzun zamandır bu sağduyuyu ve insicamı dış politikada unutmuş durumda. Bu da sürekli gelgitlere, çelişkili ve tutarsız durumlara ve ülkemiz için güven ve itibar kaybına neden olan bir algıya dönüşmüştür. Dün darbeci dediği Sisi ile bugün görüşen Erdoğan, bugün katil dediği Esat'la aynı aile fotoğrafında yer alıyor. Üstelik bu tutarsız dış politikayı sürekli seçim malzemesi haline getiriyor. 2019'da Binali'ye mi oy vereceksiniz, Sisi'ye mi diyerek meydan meydan dolaşan Erdoğan'ın kime oy verdiğini Riyad'daki aile fotoğrafında görmüş olduk. Cumhuriyet'in 100. yılında Gazze mitingi yapan Erdoğan'ın Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar bugün Filistin'de yaşanan bu insanlık dramını, sivil ölümlerini iç politika malzemesi yapacağı da aşikardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan gibi tutarsız, kimliksiz, sürekli bir yerlerden mesaj bekleyen dış politikayı reddediyoruz. 7 Ekim'de söyledik, bir aydır da vurguluyoruz. Biz Filistin'in ve Filistinlilerin yanındayız. Protesto anayasal bir haktır. Filistin'de yaşananları eleştirmekten, oradaki insanlık dramına karşı ses yükseltmekten daha doğal bir şey olamaz. Ancak tepki doğru ve tutarlı dış politikayla koyulur. İş yerlerini kapatmak, yerli kahve ikram etmek, sokaklara kola dökmekle hiçbir yere varılamaz. Değerli basın mensupları, gelelim en sıcak gündeme. Bir devlet krizi yaşıyoruz. Geçen hafta yüksek yargı organları arasında yaşanan basit bir yargı krizi olarak nitelendirilemez. Anayasa maalesef yargı eliyle açık bir biçimde ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne ve Yüce Meclis'e had bildirmeye varılan açıklamalar yapılmıştır. Yüksek yargı organları arasında resleşmeye hatta hesaplaşmaya tanıklık ettik. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması asla kabul edilemez. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin geçen hafta verdiği karar bir utanç vesikasıdır. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızın hukuk güvenliğinin kalmadığı anlamına gelmektedir. Bu kuvvetler ayrılığının hukukun üstünlüğünü ve mahkemelerin bağımsızlığını yok etme girişimidir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devletin de mahkemelerin de yüksek yargı organlarının da meşruiyetinin kaynağı anayasadır. Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Hatay milletvekili Can Atalay'ın seçilme ve siyaset siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakları ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı anayasaya uygundur. Anayasa Mahkemesi kararı Anayasa Mahkemesi'nin benzer olaylarda vermiş olduğu geçmiş yıllardaki içtihatlarına uygundur ve yine Anayasa Mahkemesi kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer olaylardaki içtihatlarına uygundur. Geçen hafta yaşanan bu olayla çok net bir şekilde görülmüştür ki AKP'nin 21 yıl içinde çürüttüğü yargı kurumu artık çatırdamaya başlamıştır. Türkiye uzun yıllardır ciddi bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Şimdi buna yargı ve devlet krizi de eklenmiştir. Yargıyı siyasallaştırmak kimseye fayda sağlamaz. Adaletin olmadığı yerde iktidar sahiplerinin dahi güvenliği yoktur. Bakın tekrar ediyorum. Adaletin olmadığı yerde iktidar sahipleri dahil kimse güvende değildir. Ne yazık ki meclis başkanı Numan Kurtulmuş bu süreçte çok kötü, çok başarısız bir sınav vermiştir. Yüksek yargıda yaşanan bu devlet krizini görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme açılmasına yönelik yapılması gereken danışma kurulu toplantısının yapılmamış olması, daha doğrusu bir yerden gelen talimatla bu toplantının gündeme bile alınmamış olması demokrasimiz adına kaygı vericidir. Konuşamazsak, tartışamazsak, sorunları çözmek konusunda istişare kültürünü ve arka kapı diplomasisini işletemezsek hele de halkımızın bize vermiş olduğu görevleri ve yetkilerin gereklerini meclis olarak yerine getiremezsek bu halk bu millet bunu asla ve asla unutmaz. Adalet Bakanının ki ben ona Talimat Bakanı diyorum. hukukla ilgisi olmayan konuyu tamamen saptıran AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre değişkenlik gösteren sözlerini dikkate almaya bile gerek yoktur. Adalet Bakanı bizim genel kuruldaki adalet nöbetimizi de eleştirmiş. Evrensel hukuk normlarını görmezden gelen, kuvvetler ayrılığını ihlal eden bu kişiyle adalet için yaptığımız eylemlerin türünü konuşacak değiliz. Haftalardır görüyoruz. Tolga Şardan Barış Pehlivan ve Can Atalay en temel hak talepleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü soruşturmalar, ceza davaları ve hukuka aykırı yargı kararlarıyla engelleniyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletten, hukukun üstünlüğünden ve anayasadan tarafız. Herkes bunu böyle bilsin. Anayasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine yapılmak istenen bu darbe girişimine karşı 5 gündür Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerimizle, meclis grubumuzla adalet nöbetindeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ülkenin hiçbir sorununa kayıtsız kalmayacağız. Tepkilerimizi en etkin yöntemlerle ortaya konacağız. Değişen, dönüşen, gençleşen ve eşitliği öne çıkaran Özgür Özel'in Genel Başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisini izlemeye ve takip etmeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Onları ileteceğim. Bu sorular Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı krizinde hakem olduğunu açıkladı ve Yargıtay Başkanı ile görüştü. Sonrasında Yargıtay'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ile yargıtay Başkanı arasındaki görüşmeden sonra yargıtay'dan yapılan bu açıklamayı siz nasıl değerlendirirsiniz şimdi e, anayasayla yönetilen yasalarla yönetilen bir ülkede ve e, devletin kurumlarının uyumlu bir şekilde yarı, e, uyumlu bir şekilde çalışmasını gözetmesi gereken Cumhurbaşkanının bu olayda e, bu şekilde müdahale etmesi e, asla ve asla kabul edilemez biz bir kabile devleti değiliz. Cumhurbaşkanının hakemlik yapma psikolojisine girmesi aynı kabile devletlerinde, kabile toplumlarındaki olayları anımsatıyor. Yani bir racon kesecekmiş gibi hakemlik yapma psikolojisine girmesi kabul edilemez. Yargıtay olmayan bir yetkiyi kullanmıştır. Yargıtay'ın vermiş olduğu karar yok hükmündedir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin almış olduğu karar yok hükmündedir. Dolayısıyla e, Yargıtay gibi köklü bir tarihe sahip e, ve yüksek yargıçlardan oluşan bir kurumun yapmış olduğu devletin üst kademelerinde çıkarmış olduğu bu yargı krizini ve devlet krizini yine kendisinin temizlemesi ve düzeltmesi gerekiyor. Olmayan bir yetkiyi kullanarak anayasaya göre yargıtayı da dahil tüm yasama, yürütme ve yargı organlarını e, kamu ve özel tüzel kişileri, gerçek kişileri idare makamlarını bağlayan Anayasa Mahkemesi kararını yok saymak üstüne üstlük Anayasa Mahkemesi yargıçlarını hedef göstermek, haklarında suç duyurusunda bulunmak kimsenin haddine değildir. Yargıtay'ın bu kendi çıkarmış olduğu krizi derhal temizlemesi ve düzeltmesi gerekir. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Adalet Bakanı'nın söylediği anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali ve bireysel başvuru sisteminin yani aslında Anayasa Mahkemesi'nde yapısal bir değişikliğin yapılmasıyla ilgili bir adım atılıyor. Bu konuya ilişkin görüşleriniz nedir? Efendim biz anayasayı tanımayan, uygulamayan, anayasanın açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla anayasa değişikliğini konuşmayız ve tartışmayız. Bu yapılanlar aslında bir senaryonun hayata geçirilmesinden ibaret. Aslında gömlek baştan yanlış iliklendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yani Can Atalay ile ilgili mahkumiyet kararını veren ve hak ihlalinin tespit edildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesi kararı kendisine bildirildiğinde o kararın derhal gereğini yapması gerekiyordu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ne yaptı? Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre dosyayı yeniden açıp yani Ceza Muhakemesi Kanunu 311. maddesinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi müessesesini başlatıp Can Atalay'ın derhal tahliyesine karar verip ve yine anayasanın 83. maddesi uyarınca durma kararı vermesi gerekirken bir karar almadan mahkeme başkanının tek başına attığı e, hukuken yok hükmünde bir e, karar da demek istemiyorum bir üst yazıyla dosyayı yargıtay ceza e, 3. ceza dairesine gönderdi. Bu aslında bir senaryonun hayata geçirilmesi anayasa değişikliğini bir süredir gündeme getiren AK Parti e, ve Sayın Erdoğan burada Anayasa tartışmasını belli bir noktaya çekip istedikleri bir sonucu yerel seçimden önce ya da sonra Almanın hazırlığı içerisindeler ama biz Anayasayı tanımayan Anayasanın açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla bu tartışmalara girmeyiz siyasi çerçevede hukuki çerçevede e, toplumsal çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu konuda gereken her türlü direnci ve mücadeleyi gösteririz. Efendim bir soru da ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle: Hem Yüksek Disiplin Kurulu hem de Merkez Yönetim Kurulu listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ağırlıkta olduğu iddia ediliyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel için emanetçi başkan yorumlarını beraberinde getiriyor. Sizin bu konu ilişimi değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi şöyle başlayayım. 38. Olağan Kurultayımız Türkiye'deki diğer siyasi partilere örnek teşkil edecek şekilde bir demokrasi şöleni havasında geçti. Burada binlerce Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin Mahalle delege seçimlerinden itibaren, ilçe kongrelerinden itibaren, il kongrelerinden itibaren seçilen kurultay delegelerimiz partimizin üst yönetimini başta genel başkanımızı, parti meclisimizi ve yüksek disiplin kurulumuzu seçti. Burada e, Sayın Özgür Özel'e emanetçi genel başkan yakıştırmasını e, yapan yapmaları e, en hafifinden Özgür Özel'e de Ekrem İmamoğlu'na da yapılmış bir saygısızlıktır. Hatta daha da ötesi hadsizliktir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi ya da yüksek disiplin kurulu üyeleri bir kişiye yakınlığıyla ya da uzaklığıyla belirlenmedi. Biz sandık koyduk. E, mahallelerden itibaren sandık koyduk. İlçe kongrelerimizde sandık koyduk. İl kongrelerimizde sandık koyduk ve parti meclisi üyelerimiz ve yüksek disiplin kurulu üyelerimiz o sandığa yansıyan Cumhuriyet Halk Partisi e, üyelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün iradesi sonucunda seçildi. Sayın Ekrem İmamoğlu bizim 25 yıl sonra İstanbul'u, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan çok başarılı bir belediye başkanımız. Ancak ne parti meclisimiz için ne yüksek disiplin kurulumuz için bir kişiye yakınlık ya da uzaklığın bir kriter olmadığını çok kesin bir şekilde ifade etmek istiyorum. Evet, buyurun. Ee, Özgür Özel'in yurtdışı ilk ziyaret noktasının Azerbaycan olacağını ifade ettiniz. Ee, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında çok kişisel bir ilişkiyle, bir dostluk ilişkisiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yürütüldüğü biliniyor. CHP yönelik de bir mesafeli tutum olduğu biliniyor. Bu konuda gidişle ilgili Azerbaycan elçiliği ile karşı tarafla bir temas kuruldu mu? Ne zaman kurulacak? Ziyaretin zamanlaması ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? İkincisi de dış politika boyutundaki sorunun yanı sıra iç politika boyutunda da şunu sormak isterim: İktidar cephesinin olası anayasa hazırlıkları çerçevesinde. Size ulaşan bilgiler var mıdır? Bugünkü MYK'da gelecek olası bir anayasa teklifine karşı nasıl bir muhalefet çizgisi yürütmeyi planlamak üzere konuştunuz. Teşekkürler. Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, dış politika e, kişisel ilişkiler üzerinden yürümez. Bu e, Sayın Erdoğan döneminde zaman zaman bu şekilde yapılmış olsa da e, bunun ülkemize, ülkemizin, e, milli çıkarlarına milli ortak çıkarlarına zaman zaman çok hayati derecede e, zarar verdiğini e, hep birlikte gördük ve yaşadık. E, dış politika ve e, komşularımızla ilişkilerimiz ülkemizin e, milli çıkarları doğrultusunda e, uluslararası hukukun ve diplomasinin temel kuralları doğrultusunda ve çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yürütülecektir. E, temas konusunda e, bir şey diyemiyorum. Ancak bu yurt dışı gezinin e, hazırlıklarına başlandığını e, çok rahatlıkla paylaşabilirim. E, önümüzdeki günlerde e, ziyaret tarihleri duyurulur. Ve çok yakın bir e, gelecekte Sayın Özgür Özeli Genel Başkanımızı önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sonra da Can Azerbaycan ziyaretinde e, görebiliriz. E, i̇kinci sorunuz e, anayasa evet. değişikliği ile ilgili. Tabii ki nasıl e, muhalefet edeceksiniz? Yani bu teklif gelir e, iktidar cephesi bu konuda meclisi bir aritmetiği yakalamayı hedeflerse. Teşekkür. Şimdi e, şu var anayasa değişikliğinin e, bir takım hazırlıklarının yapıldığını görüyoruz. Buradaki en temel hedefin Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin kısıtlanması gibi bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Bunu zaman zaman iktidar partisinin yöneticilerinin dillendirdiklerini biliyoruz. Anayasa Mahkemesi bu ülkede yaşayan bireylerin, vatandaşların, kurumların, anayasal kurumların teminatıdır. Anayasa Mahkemesinin yetkilerini kısıtlamak anayasa mahkemesinin e, kapatılması gibi bir e, görüş ileri sürmek ki bu bu da geçmişte yakın geçmişte ileri sürüldü e, bu ülkenin e, bu milletin e, temeline dinamit koymaktan farksızdır Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerek hukuki çerçevede gerek de toplumsal ...sivil toplum alanında, toplumsal alanda e, hukuk ve demokratik yöntemler çerçevesinde sonuç alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. E, genel kurulda gerçekleştirdiğimiz çünkü e, anayasama e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi de yani milletimizin iradesi de egemenlik yetkisi de bir yerde hedef gösteriliyor... Türkiye Büyük Millet Meclisine kimse parmak sallayamaz. Bu kararın gereğini yapın, dokunulmazlıkları dokunulmazlığı kaldırın gibi kimse parmak sallayamaz, kimse yol yöntem yordam gösteremez. Bizim geçtiğimiz hafta bu adalet nöbetine başlamadan önceki çabamız ve gayretimiz bunun içindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına kimse itibarsızlaştıramaz da itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına iktidar partisi dahil iktidar partisinin ortağı dahil mecliste çatı e, mecliste grubu bulunan ya da milletvekili bulunan bütün siyasi partilerin ortak bir kararlılıkla ve çok sert bir şekilde dur demesi ve tepki göstermesi gerekir. Başka soru var mı arkadaşlar? belediye seçimlerine adım adım yaklaşılıyor. Merak edilense adayların ön seçimle seçilip seçilmeyeceği. Aslında Genel Başkan da bununla ilgili temayül yoklaması dedi en son yaptığı açıklamasında. Hani ön seçimden farkı nedir ve bugün gündeme geldi mi ön seçim konusu? efendim tabii ki bugünkü MYK toplantımızda e, yerel seçimde uygulanacak yol, yöntem e, strateji e, bunlarla ilgili e, değerlendirmeler oldu önümüzdeki haftalarda yapılacak toplantılarımızda e, bu konular tabii ki çok daha e, detaylı bir şekilde irdelenecek e, ön seçimin en demokratik yöntem olduğunu her zaman savunduk, söyledik, hala da savunuyoruz. Ama e, ön seçimle ilgili e, zamanlama açısından e, bir şey var, bir sıkışıklık var. Hakim denetiminde ön seçim yaptığınız zaman seçimlere e, adaylar açıklandığında, ön seçim yapıldığında e, seçimlere yaklaşık 35-40 gün gibi bir süre kalmış oluyor. E, dolayısıyla e, şu anda ön seçimin yapılıp yapılmaması veya e, Cumhuriyet Halk Partisi denetiminde eğilim yoklaması, temayül yoklaması yapılıp yapılmaması e, tartışılıyor değerlendirme aşamasında. E, önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 81 il başkanımızla birlikte bir toplantı yapacak. E, onların da bu konuda e, kendi illeri özelindeki beklentiyi ve e, talebi alarak e, örgütlerimizin görüşü de dikkate alınarak önümüzdeki günlerde e, uygulanacak doğru yöntem e, belirlenecektir. E, eğilim yoklaması, temayül yoklaması da e, çok demokratik bir yöntemdir, e, ama zamanlama açısından e, bizi çok sıkıştırmayacak. Yine sandık kurularak e, örgütün e, üyelerimizin iradesinin sandığa yansımasıyla adayların belirleneceği bir yöntemdir. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda yapılacak MYK toplantılarımızda gerekli karar alınır. Parti meclisimizin tabii ki onayına sunularak kamuoyuna duyurulur. Buyurun. Benim de iki kısa sorum olacak. Bir yerel seçimlerden devam edeyim. <laughs> Bu e, ittifak olmazsa yerel seçimlerde bir çeşit harakiri olur demişti Özgür Özel. E ittifak için özellikle HDP, İyi Parti yani altılı masanın bileşenleri diyeyim. Gelecek Saadet Deva bir temas e, süreci başladı mı? Bir ittifak çalışması var mı? Nerede ne yapılabilir? En azından bir simülasyon ya da bir özel çalışma var mıdır? İkincisi İsrail'i protesto için sokaklara kola dökmek yeterli olmaz ya da gereksiz bir protesto yöntemi dediniz. Sizin gördüğünüz ki İsrail'i e, devlet terörü yapmakla kınamıştı yine Özgür Özel. Sizin öngördüğünüz, sizin planladığınız bir başka protesto ya da bir eylem zinciri var mıdır? Şimdi e, bir ülkenin e, bu protestoları veya bir siyasi partinin bu protestoları e, teşvik etmesi e, bunlara ön ayak olması e, bizim tasvip edeceğimiz bir şey değil. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında e, AKP'nin iktidarın bir e, Filistin-Gazze mitingi düzenlediğini gördük. Yani bu AKP iktidarının ve Sayın Erdoğan'ın yıllardan beri yapmış olduğu dış politikayı tamamen hamaset üzerinden yürüterek ve iç politika malzemesi seçimlerde kullanılacak bir argüman olarak e, kullanma yönteminin bir tezahürü. E, biz ne yapabiliriz? Ben biraz önce de paylaştım. Yani e, bir kere dış politikada tutarlı olmak lazım. Bir taraftan işine geldiğinde ya da bir yerden bir mesaj ya da uyarı geldiğinde İsrail'e yaranma çabası gösterip ondan sonra. E, çok böyle şiddet ifadelerle yani bir devlet ciddiyetinden yoksun bir şekilde hamaset yaparak dış politikanın yürütülmesine biz karşıyız. Dış politika elbette e, insani değerler çerçevesinde ama e, milli ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmelidir. Dış politikamızın tutarlı olması gerekir. Dış politikamızın e, uluslararası hukuk çerçevesinde ve diplomasinin e, ...teamüllerine ve kurallarına göre yürütülmesi gerekir. Biz bunun bir hamaset yöntemi ve seçim hazırlığı, yerel seçim hazırlığına dönüşmesine e, şiddetle karşı çıkıyoruz. E, i̇nsanlar e, kitle psikolojisiyle, e, toplum psikolojisiyle çok farklı olaylara e, yol açabilirler. Yani bu... Karşıtlık ve düşmanlaştırma üzerinden e, provokatif eylemleri teşvik etmek, e, bu olayları çok istemediğimiz noktalara götürebilir. Bundan dolayı e, rahatsızlık duyduğumuzu ifade edeyim. E, i̇lk sorunuzu tekrar alabilir miyim? Seçim, ittifak, işbirliği. İttifak. Evet. Olabilir? Biz e, biz e, geçmişte ittifak yaptığımız partilerle. E, İletişimimizi hala sürdürüyoruz. Yani biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Kapatmayız. Ancak bunun bir e, alışverişe yani işte şurayı biz alalım, şurayı size verelim gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine de e, karşıyız. E, İyi Parti'nin e, genel başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendinin bu konuda... E, bir takım keskin açıklamaları oldu ee, olabilir daha yerel seçim takvimi açıklanmış değil e, neticede biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için daha da ötesi e, ülkemiz demokrasisinin kazanması için e, gereken her türlü e, adımı da atarız. Ee, bu tip bu konularda atılacak adımlara da her zaman kapımız açıktır Evet sanırım başka soru yok teşekkür ederim arkadaşlar